Ölen var mı gene ölen? Koronadan. Sen baklavayı seklamatoda mı yiyorsun? Olur olur. Haberler ha? Haberleri mi izliyorsun? Nasıl, haberler iyi mi? İyi mi haberler? Kim var orada? Haberlerini izliyor, bakıyor işte. Oo, kovboy. Top gelmiş kafasına, adamın suratına çarpmış. Ne bu? Film he? Kovboy filmi. Amerikan kovboy. Yeni. Yeni mi, eski mi bu? Allah Allah. Ne güzel filmle çeviriyor ya. Warner Bros. Ha, değil mi? Nereye bağlı Warner Bros? Kolombiya mı? Kolombiya. Hollywood mu lan? Bir sürü var ya. Hollywood, Chicago. Millet aklında tutamaz. Değil mi? Savaş filmi. Gladyatör. Vay. Bırak bir yerde kalsın, izleyelim ya. Hobere atlıyorsun, hobere atlıyorsun, hobere atlıyorsun, haberler gibi. Reklamlar koyuyorsun habere. Birleşmiş Milletler'den bu ha, bu adam. Kim bu? Vince Best. For Best Picture, the nominees are Crying Game. Stephen Woolley, producer. A Few Good Men. David Brown, Rob Reiner, Andrew Shine. İngilizce anlıyor mu? Ha? Ne diyor bu? Bir dakika, değiştirme ya. Ne diyor? Ne diyor? Ben anlamaya çalışıyorum. Avrupalılar bir başka ya. Türkiye'de de var aslında Avrupalı gibi yaşayan insanlar ha. Ama az. Aynı kültüre sahip olmak zor bence. Ne yapıyorsun şimdi bu? Kim bu? Clint Eastwood. He? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Allah Allah. Şey bu. Film. Ya diyor ki çoluğumuzu çocuğumuzu biliyorsunuz etrafta diyor, gördüğünüz gibi diyor. Siz oradan geldiniz buradan, aynı şey. Ama çok güzel filmleri var Clint Eastwood'un ha. Genellikle kovboy değil mi? Bu ne şimdi şu anda şey alıyor, ödül alıyor. Ne ödülü alıyor? Sinema ödülü.
Vay. Bitti. Aldı mı ödülü? Arabayı diyor park ettiğim gibi, bıraktığım gibi diyor. Bulduğunuz gibi diyor her zaman. Ben de aynıyım diyor. Şike pink var var diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Elimizden gelen. Bana da sevgilerini, saygılarını herkesi saygılarını. Gönderdi ama bak sana oradan sevgilerini, saygılarını gönderdi. Biz de gönderdik. Biz de üç gün. Yapabilecek bir şey yok. Burada hava yağmurlu diyor işte diyor falan filan. Falan filan Inter Milan. Ben tanıdığınız bildiğiniz gibi falan. Ya prosedür olsun işte, onlara da öyle söylüyorlar. Onlar da elinden geldiğince yani. Tanıyan var, tanımayan var. Olur. Herkesin ailesi kendi ailesi. Kendi ailesi çevresiyle geliyor. Gidiyorlar. Halk ama başka konu. Halk şimdi içerideki konu başka, dışarıda o biz de tanıyoruz diyor ama tanıdıkları gibi bildikleri, orada yedikleri, içtikleri, arabayı park ediş tarzları falan, yani konuşmaya gerek yok. Biz geçiyor, direkt kapıyor işi yani. Ya bugün böyle diyor, bu hafta böyle, ay böyle, bu böyle geçecek, bu böyle yani ekmekleri. Avrupalı'na da olsa. Herkes olduğu yerde. Herkes bir şekilde yaşıyor. Yoksa Eskimolar... kız alınıp verilmez. Evlilik yaşanmaz. Her zamanki olduğu gibi. Eskimolar bile ne diyor? İşte. Güzel bir Eskimo sözü. Hı. Buzlar diyor çözülünce diyor dostunu düşmanını anlarsın diyor. Öyle öyle. Afrikalılar niye siyah doğuyor? Valla ben Araplardan kaynaklanıyor. Araplardan. Evlilik mi yaptırıyorsa Araplarla? Dededen neneye işte Marco Polo o zaman humva çıkıyor. Öyle bir durum var. Mehmet Ali Kılay da. Kitaba geç ulaşma da var. Kitaplara ulaşma karartır normal. Mehmet Ali Kılay da boksör de, o da zenci mi? Müslüman oldu sonradan. Öyle söyledi. Denkti. Mark Tyson. Ringe çıkabilmek için denkti, mecbur yani. Yani sırf İngilizce değil, tanımak da lazım. Şimdi tabii. İngilizce bilen var. Good morning, işte may I help you falan. İşte yutuyor, yutmuyor. Benim diyor çevreye zararım da yok diyor, yararım da yok. Ama diyor Amerikalı veya Japon veya Almanım. Şimdi konu bu değil. Konu çevreyi bilip iz düşümünü iyi izleyebilmek, daha sonra yayabilmek yani. Ürünü, yemeği, içmeyi, liderlik yani önemli olan. Kaç dil konuşuyoruz şu an dünyada? 135 tane dil var. 135 dil var. Biz sadece bunun 3 tanesini bilmiyoruz. Öyle. Ama ne kadar bilsek o kadar iyi olur. İnsanları tanırız. Ya bilmek işte onu demek istiyoruz. Tercüme büroları var. Şimdi dümdüz kelimeyi bulsun bana, ben buraya ben açtığımda dediğimde bana bul dediğimde bulabiliyorsa bulabiliyordur. Bulamıyorsa direkt geçiyordur. Sarı tespih var. Yeşil bana verdiği bilgide ben vurgulamalara dikkat ettiğimde Milli Eğitim Bakanlığı'nda sorduğumda bana Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman kamyonların yanaşıp yanaşmadığını bana doğru mu söyle, doğru söyle. Ben direkt avukatlarıma veririm. Tüm dünya böyle davranıyor. Sen bu kelimelerin dükkanını, iş yerini eğer doldurmayı açıp kapamayı bile, bu suç bana ait değil ki. Bu işin içinde hacılar da var. Şimdi yabancı dil bilirim demek, bilirim ve telaffuz. Senin şiven benden beter.
Ben konuşmadığım halde. Ben idrakındayım konunun, anlayabiliyorum. Hiç konuşma. Ülke ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. Sen öğlen kısıtlayıp kısıp açtıktan sonra 10 tane kelime fazla konuşmuşsun. Ben konuşabiliyorum, yes no problem falan diye. Bu hiç konuşma yani. Adam adam gibi adam olduktan sonra zaten adam. Adam değilsen zaten ne gereği var Almansın, Japonsun, Amerikalısın. Adam adam olacak. Öyle değil, değil. Çocuk da ekmeğinin derdine. Sen oyuncağının tekeri koptuktan sonra parasını biriktirsin 10 hafta oyuncak alsın. Bunu demek zorunda değil ülke bazında. Japonu olsun, Amerikalısı olsun, 135 devletin milleti. Sen çocuğun tekerleğine kadar tenezzül ettikten sonra yabancı dil bilmişsin. Adam olmadıktan sonra bir farkı yok ki. Adam olmayı bilecek insan ilk önce. Tabii. Daha sonra yabancı dil geliyor. Hür karakter de var işin içerisinde. Yoksa al bu president koltuktur. Ülkeyi yönet. Bir sorun olduğu zaman, elini uzattığın zaman tüm dünyayı zapt edemiyorsan zaten adam değilsin. Geçme koltuğa. Ya ben sınamak istedim. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum demekle oldu mu? Koskoca president koltuğu. Biz bunu devrediyoruz. 10 milyon insana devrederiz. Adam gibi insana devrederiz. Adam yapabiliyor. Ben kırmak için söylemiyorum ama bunun derdinde ben yes de derim, ben no da derim. Ben diyebiliyorum, ben silah taşıyabiliyorum. Ben denileni anlayabiliyorum, denileni yapabiliyorum demekle değil, yetmiyor. Yetiyorsa milyonca insan var. Herkes birbirinin köpeği, ben de dahil. Ama bu böyle değil. Ben söyledikten sonra sen yapabileceksin. Biz de yapabildiğimizi ima ediyoruz ilk günden beri. Sana ihtiyaç yok ki. Yapabiliyorum ben. Görmeden de yapabiliyorum, duymadan da yapabiliyorum. Dönüyor zaten. Herkesin çorbası dönüyor. Çıksın bize soytarılık yapsın. Nedir, ben Süleyman Demirel'im, ben Erbakan'ım, belki ben Rauf Denktaş'ım, Ecevit'im. Ben ateşelik de yaptım, konsolosluk, herkes yaptı. Bir kaşa patendir. Notere gidip de diyemeyecek değilsin diye. Bana anca etiket işte Hacı Baba'yı tanıyorum, ben İbrahim Tatlıses'i tanıyorum, ben Namık Ekin'i tanıyorum. Budur, başka bir şey yok. Ayaküstü görüştüğün zaman budur. Bizim babalarımız da annelerimiz de evine ekmek götürüyor. Herkese. Dedelerimiz evine ekmek götürmedi de biz bu yaşa nasıl geldik? Ama konuldu. Adamlar ahlaksızlığı almış eline. Çalışmaktan yana değil, tembellikten yana. Üretim yok. Tehdit, riya, iftira almış başını gidiyor. Merak. Merak da iyi bir şey değil ha. Allah'ın bir mahallesinin nesini merak ediyorsun? Namusunun nesini, yani girip çıkmanın nesini merakındasın? İster Ankaralı ol, ister İstanbul, ister İzmir, ister Japonya ol, ister Amerikalı ol. Yapamazsın ya. Böyle bir şey idrak yok ki. Çalışmak yok, tembellik var, iftira var, şike var. Dededen babadan oğula kıza kadar. Kaptırmış gidiyor. Düzeltmeye niyeti yok. Düzeltsinler. Düzeltsinler de arkadaş, uzanma. Sanki dedesiz, babasız, oğluyuz. Bizden görecek, ima edecek, bizim çevremizi sömürecek, beni sömürecek. Paşaların çevresini sömürdü. Budur yani. Peşine düşmüş. Daha ne zamana ulaşırsa. Ulak. Terbiyesizlik gani gani vallahi. Saygı diye bir şey kalmamış yok ya. Yok vallahi billahi tallahi ya. Saygı yok, sevgi yok. İnsanlar birbirine düşman gibi bakıyor ya. İbadeti yok, bir şey yok. İç çamaşır dükkanını paşalar kadar, rütbeliler, polisler kadar
benim kadar, tüm dünya kadar vallahi billahi peşine düşmüş. Okuma yazmam yok diyor. Genelkurmaylık takos kimliğiyle geliyor. Allah Allah. Nasıl cahillik bir... galingan. Elimizi kolumuzu, omuzumuzu kana bulayacaklar. Bekliyor daha cezaevine de biz elinden tutarım götürelim. Hem doğdu doğal anlatıyor, mafya babasıdır, ülke geçindiriyor, devlet millet geçiyor. Ceza günü geldiği zaman gidemem, yapamam, edemem, yatamam. Cezaevidir, git teslim ol, PTT'ye girer gibi gir, adam gibi yat cezaevinde. Git yatağını bul, yemeni içmeni, kapını, kabını buluyorsun, tencereni, tavanı, tabağını buluyorsun. Bunu da sana rütbeli askerlik yaptığın yer, rütbeliler gelecek gösterecek. Annelik babalık da bir yere kadar. Yaşlanıyor, anne baba ölüyor gidiyor. Soydan soya gidiyor. Adam öldüreceğim madem namus olayım var, ne dükkanlara girip girip mavi boncuk dağıtır gibi dağıtıyorsun, diyorsun ben sizin için şöyle yapacağım, böyle hazırlayacağım, böyle geçiniriz, böyle gezeriz, dolaşırız. Küllü yalan. Biz çok büyük yalan hem de. Küllü yalan. Yalan var, bir de küllü yalan var. Kızlara ümit veriyor, evleneceğim, mevleneceğim, bacak kadar kız dedi ya, benim yaşıttım hepsi. Annesi babası çarşıya çıkıyor gidiyor geliyor. Böyle namussuzluk olmaz ki. Sonra da diyor biz miydik? Ya. Nasılsın hocam? Hapishane beni geliyor. Baylardan esin inmiştir. Yok bizdik. Vallahi. Şimdiken palyaçoları yok artık. Geldiğinde bunu o palyaçoya söyleyebilirsin. Koronadır çıkarttılar. Korona iyi bir şey değil. Ana ham maddi. Sen dükkanları, evleri tamam. Ben yaşı büyükler inandı size. Dükkanları, evleri, iş yerlerini kapattılar. Ama malını, mülkünü koydu ortaya. Canını koydu ortaya. Ölümle burun buruna kalır mı kalmaz mı? Rütbelilerle, yetkililerle, polislerle, halkla. Sen daha bunun nesinin tebessümünü arıyorsun da diyorsun ki biz 5 gün daha kapatırız, 10 gün daha kapatırız. Türkiye nereye gidecek? Bir de bize soruyor Türkiye nereye gidecek. Bu bayram... Girmiş rütbelilerin odasına. Türkiye'de de dünyanın beş bir yanında da izini almış. İzini koparmışsın da artık işte işten geçmiş. Bu işin dönülmesi yok. Yaptığın bir marifettir sanki ama kim olursa olsun bu yaptıkları çok abes bir konuydu yani. Bu bayram daha devam eder mi korona? Yasak olur mu sence? İnsanlar, bir bayramımız var, o da gitti. İnsanlar birbirine gidip bayramlaşamayacak. Zaten camiler kapalı. Cumalar iptal. Orada da fal yok, yumurta. Peki. Pisi pisine başka bir şey. Sana güveniyor, bana güveniyor, bize güveniyor. Etrafa güveniyor. Gelecek işte asalaklık yapacak. Başka bir şey yok. Dertleri o. Asalaklıkta da yürümeyeceğini biliyorlar. Laf demagoloji, laf salatası olsun. İşte konuşulsun da içi rahat etsin. Psikolojiktir. Gidip psikiyatride de yatmayı beceremezler. Hadi. ...2020 iyi gelmedi bize hiç. Vallahi öyle. Allah büyüktür. Vallahi ben... Benim görüşüm ya, iyi bir şey değil yaptım. Patronluk da yakışıyor sana ha? Yok be, ben patronluk ederim. Ya ben yağlı borcuları çöp döküyorum, o da yetiyor. Adam gibi rahat durduktan sonra çöp dökmek de yeter insan, adamlara yetmiyor ki. Dünyayı verdi diyor, ben diyor hala yönetiyorum, yönettim, yöneteceğim. Hala da uçuruma götürme derdi. O da yetmiyor, o da yetmiyor. Bir de üstüne öğret. Bir de öyle haber bırak. Biz öğreteceğiz ya. Yani. Vallahi onu bunu bilmiyorum. Patronluk sana yakışıyor. Patronlukta ya. Bir şey yok abi. Bir dükkandır. Dükkan açıp başında durmakta bir şey yok.
temiz geliyor yemiyorsun. Hadi başka bir şey. Dükkanımızı şöyle biraz çekelim. Adamlar vallahi sizin, biz bıraksak vallahi sizin malınızın mülkünüzün yerine geçecek. Hazırlık içerisindeydi burada. Milyonca yakalandı. Halk, askeriye, polis belli etti. Milyonca iç sürüsü gibi yakalandı. Burada dükkan açmaya çalışıyor, bu dükkana yerleşsin. Ve o dükkana yerleşsin. Dertleri neydiyse neydi yani. Yaptıkları iş değil ki. Adam olsa zaten mezarlığa kadar araştırmış. Kefenine, doğumuna kadar. Adam değiller ki. Çok terbiyesiz insanlar. Diyecek hiçbir şey yok. Yaşı büyüklerden de utanmıyor, küçüklerden de utanmıyor. Hiç kimseden utanmalar yok. İşi deliliğe vurmuş götürüyorlar. Halbuki akıllılar. Senden benden neredeyse akıllı çıkacaklar. Kimden ne yöntem öğretmişse iyi. Evet arkadaşlar, mağazamız Mersin'de bulunmaktadır. Vallahi çok iyi. Tütüncüler ya. Çarşısındayız. Sevgili Cihangir Kennedy'de hemen hemen her gün yanımızda, bizi seven bir kardeşimiz, seven bir dostumuz. Kendisiyle güzel sohbetler yapıyoruz. Güzel konularla paylaşımda bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cansu. Cihangir Baba, Hacı Baba Ticaret'te. Bir el salla bakayım bütün hayranlarımıza. Selam, bütün Mersin'deki halkımızı Hacı Baba Ticaret'e bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Alışveriş. Hacı Baba'ya bekliyoruz. Hacı Baba'ya. Hacı Baba, Mersin babaların babası. Baba ocağı gibi. Ne arasan var. Yaşı büyükler var, küçükler var. Her şey var mağazamızda. Buyurun gelin dostlar. Güneş gözlüğü, kol saatleri, gümüş takılar, çantalar, saatler, her şey dükkanımızda var. Evet. Cihangir Baba da masaya oturdu. Ben kalkmam diyor. Hadi bir daha el salla. Hacı Baba'dan selam söylüyoruz. Yaşı büyükler, olgunlar burada. Yaşı küçükler de olgunlar burada. Herkesi bekliyoruz. Çarşıdayız, bekleriz. Alışverişe gelin. Bekliyoruz. Tesbihler evet. Var. Çok tesbihler güzel. Tesbihler var. Her şey de var. Çantalar var. Bekleriz.